Sevgili dostlar, sizleri Sarıyer'den Aşk Memnu dizisinin çekildiği bu güzel köşkün önünden sevgiyle selamlıyoruz. Yolumuz bugün Sarıyer'e geldi, Sarıyer'e düştü ve istedik ki sizlerle o klasik artık televizyon dünyasında bir efsane olmuş dizinin çekildiği bu köşke gelelim. Aşk Memnu Köşkü. Evet, önce bir çevreye bakalım mı sevgili dostlar? Bakın, martılar bizi selamlıyor ve evet, Behlül'le Bihter'in o aşklarının yaşandığı sahil işte burası. Köşkün manzarası işte karşımızda sevgili dostlar. Hepiniz hatırlıyorsunuz. İşte bu balkonda Behlül'ün odasıydı. Hatırlayanlarınız var mı? Lütfen yorumlara da yazın. Salonun penceresinden manzaraya bakarlardı. Ve işte o köşk bugün Sarıyer'de, hemen Sarıyer İskelesi'ne giderken size şöyle göstereyim. İleride sağda Sarıyer İskelesi var. Ve Sarıyer merkeze doğru gidiyor bu yol. Oldukça Sarıyer'in merkezinde bir yer. Ve manzarası, işte köşkün manzarasına tekrar bakıyoruz. Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği bu ev Vehbi Koç Vakfı'na ait bir müze olarak kullanılıyor günümüzde. Bu köşk Büyükdere Evi olarak geçiyor. Zaten Sarıyer'in hemen sol tarafındaki bölgede Büyükdere olarak geçer. İstanbul'un en eski yerleşim yerlerinden biridir. Şimdi biz köşke doğru gidelim. Köşkün içinden çekim yapmak maalesef mümkün değil. Çünkü burası bir müze. Uzun yıllar Anadolu'yu gezmiş bir Anadolu gezgini olan yabancı bir gezginin 2007 senesinde Vehbi Koç Vakfı'na bağışladığı eserler sergileniyor. İçinde otantik kilimler, halılar ve birçok seçki var. Mutlaka gelip görmelisiniz. Sevgili dostlar, işte Büyükdere Evi'nin kapısındayız. Muhteşem bir boğaz manzarası. Artık bu manzara Boğaziçi'nin Karadeniz'e açıldığı yer. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir sergi var. Öncelikle onu belirtmek istiyorum sizlere. Eğer ilgileniyorsanız, eski halılar, kilim dokumaları ile ilgileniyorsanız çok güzel. Mutlaka ziyaret edin. Ücretsiz gezilebilen bir sergi. Ve hafta içi çok sakindi. HES kodunuzla giriş yapabiliyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle bu güzel bahçeyi gezelim. Çok keyifli, sakin bir ortam. Zaten Sarıyer bölgesi İstanbul'un en gözden uzak, en Karadeniz gibi bölgelerinden biri. Boğaziçi'nin en güzel zamanı ilkbahar, doğanın canlandığı o muhteşem ortam. Buradaki birçok köşkün, bu Büyükdere Evi'nin de özelliklerinden biri, arkalarında çok güzel bir koru olması sevgili dostlar. Zaten diziyi izlediğiniz dönemlerde izleyicileri de çok iyi hatırlıyordur. Dizinin kahramanları bu merdivenden çıkıp koruya doğru bir yürüyüş yapıyordu Bihter ve Behlül. İşte bu da Adnan Bey'in sanat çalışmalarını yaptığı o yer. İşte burası da arkadaki yerler. İşte karşımızda Aşk-ı Memnu Evi. Aşk-ı Memnu eseri Halit Ziya Uşaklıgil'in 1901 senesinde yayınladığı bir eser ve Osmanlı'nın artık yüzünü batıya döndüğü, batılılaştığı yıllarda yazdığı bir roman ve Aşk-ı Memnu Halit Ziya'nın ustalık eseri, artık en güzel eserlerinden biri olarak biliniyor sevgili dostlar. Gerçekten batılılaşma, toplumsal yozlaşma, aile içi o çetrefilli ilişkilerin çok iyi yansıtılmış olduğu bir dizi. Tabii dizi diyorum, eser. O eserin de diziye uyarlanmış hali Türk televizyonlarında oldukça fazla ilgi çekti.
O nedenle Türk Edebiyatı'na bir göz atmak istiyorsak Aşk-ı Memnu romanını mutlaka okumalıyız. Aslında bugün Aşk-ı Memnu'nun kitabıyla gelmek isterdim buraya. Çünkü biliyorsunuz yaprak dökümünde kitapla gitmiştim. Bugün kitapla gelemedik. Ama kütüphanemizden kitabı alıp bir göz atacağız. Bakın köşkün hemen arkasındaki bahçe bu. Evet, ailece Bihter, Adnan Bey, Firdevs Hanım burada yemekler yiyorlardı, hatırlarsınız. Ve çok da güzel detaylar var burada sevgili dostlar. Tabii o zaman köşklerin arkasındaki bu yapılar müştemilat içinde kullanılırmış. Şöyle bir gösterelim. Çok da hoş bir çeşme var. Gerçekten o dönemki bütün mimari yapılar bir zerafet içinde. İşte Aşk-ı Memnu, o yasak aşkın, o gizli aşkın yaşandığı yer, işte koruya gittikleri merdiven, Bihter'le Behlül'ün koruda buluştuğu o bölümü hatırlayanlarınız var mı? Bilmiyorum. İşte gerçekten diziler ve İstanbul, çekim platolarıyla İstanbul birbirine çok girift bir şekilde artık. İstanbul'u bu tür eserlerden bağımsız düşünmek mümkün değil. Biz sizleri Sarıyer'den, Büyükdere evinden, bu güzel yapıdan sevgiyle selamlıyoruz. Yolunuzu mutlaka buraya düşürün. Hem bu güzel sergiyi, bu güzel seçkiyi görmüş, o kilimleri yakından fark etmiş olursunuz. Hem de bu güzel dizinin çekildiği alanda bir geçmişe gezi yaparsınız. Sevgiler.